Bastım iptal, bastım iptal, bastım iptal. 4, 5, okeyledim. Kanka hediye edeceğiz. Bir tane ikon ver artık ya. Bir tane ikon ver artık. Hesabı hediye edeceğiz ya. Kendime istiyorsam namerdim ya. Hadi oğlum. 2, 3, 4, 5, 6. Hadi. Arka arkaya da vermezsin bak. Oha, bokunu da çıkarma be kardeşim. Bokunu da çıkarma. Hediye vereceğiz diye bokunu da çıkarma. Selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine süper bir top açılımıyla karşınızdayız. Bu top açılımının kazananı yine siz olacaksınız kardeşim. Nasıl olacak? Bu top açılımından sonra hesap 0 TL. Yani cumartesi günü bu hesabı size hediye edeceğiz. Yine PES yani ve PES Türkiye abone olmak şartıyla. Hafta sonu rahat ol kanka, relax ol. Hafta içi okul var mı okul var, videoyu kaçırırsın. O yüzden hafta sonu detayları vereceğiz. Ve hafta sonu yine bir top açılımı ve belki de yine ikinci bir kadro hediyesi de yapacağız. Ama bu kadroyu cumartesi vereceğiz. Ya kardeşim kapa çeneni, bir kadroyu göster de hangi kadroyu hediye edeceğini bir gösterelim diyeceksiniz. Hemen onu göstereceğim. Küçük bir ayrıntı daha. Çekiliş formatını değiştireceğiz. Siz istediniz diye merak etmeyin, hepsini hafta sonu göstereceğim. Kadro bu şekilde gördüğünüz gibi. Yedeklerde de ikonik momutlar var. Yedeklerde ikonik momutların olmasının yanı sıra gördüğünüz gibi Player of the Week yani hormonlu oyunculardan kurulu bir kadro da yapabilir. Hatta Legend'larla da rakiplere şov yapabilirsiniz, haberiniz olsun. Öncelikle şu videoya bir like atmayı ihmal etmiyorsun kardeşim. Gelelim, hangi oyuncular var, neler var? Top açılımı yapacağız. Top açılımı sonunda kazanan yine siz olacaksınız. Kadro sizin olacak. Ferrer Merer inşallah çıkar. 1020 MyClub parası yükledim. Aynı zamanda 935.000 GP'miz var. İsterseniz şöyle yapalım. E-futbol kısmına girdiğimizde kampanyalarla hakkında küçük bir bilgi vereyim. Etkinlikler kısmından Open Challenge'ı 3 kere tamamladığınızda ilk ödül 50.000 GP veriyor. Yani toplamda burada ilk ödüllerde 50.000 GP'yi aldığınızda, görevleri yaptığınızda 150.000 GP kazanıyorsun hemşerim. Güzel bir GP. Yani eğer de biraz da şansın varsa Backstrap'dan iyi toplar yapıştırırsın. Aynı zamanda bir kampanya daha var. Etkinlik modunda hemen önemli olanı göstereyim. Partner Kulüp Challenge'a tıkladığınızda kankalar, Barcelona'da gördüğünüz gibi ilk seferde ikonik momut Barcelona'dan bir tane top açma hakkı verecek. Bunu da bir maç kazanmanız yetiyor. Birden sonra kazandığınız maçlardan 1000 GP kazanıyorsunuz. Player of the Week kısmına bakacağız. Player of the Week'te aslında bu hafta Player of the Week'te de Şampiyonlar Ligi'ne özel oyuncular geldi. Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar arasında gelen oyunculara baktım. Açıkçası Felix 98, Kante ve Bernardo Silva 97 oluyor en iyi overall olarak. Felix ve Bernardo Silva'nın performansı kötüydü diye hatırlıyorum. Yani asla çıkarsanız da bu hafta kadroya almanız mümkün değil. Peki Kante gözüme çok battı. İyi mi kötü mü? Yakın sürede Makalele geldi. Makalele'ye şöyle bir kıyaslama yaptım Pesup'tan. Açıkçası net söyleyeyim, Kante mi Makalele mi derseniz ben Makalele'yi üstün tutarım. Sebebi şu: Kante'nin bu kartının fiziksel temasının ciddi anlamda kötü olması. Bu kadar fiziki açıdan kötü bir oyuncu değil Kante diye düşünüyorum. İkisini kıyasladığımda ben Makalele'yi tercih ediyorum. Gelelim şimdi top açılımına. Ben tabii ki Player of the Week'ten açmayacağım. Bizim hedefimiz burası arkadaşlar. İlk önce bir anlaş diyelim. Tabii ki de bir taktiğimiz de var. Taktiğimizi de kontrol edeceğiz. Hiç merak etmeyin diyorum. Sizin yapmanız gereken arkanıza yaslanıp like'ınızı atmak. Lombardia'dan kimler var Inter'den? Burada Matheus görüyorsunuz. Matheus kesinlikle Bayern Münih'te bu kartta ne olursa olsun Matheus oyunu iki yönlü oynayan ve her zaman kadroda bulunması gereken, özellikle orta seviye bir kadroda abilik yapabilecek kadar kaliteli bir oyuncu. Figo hiç sevmiyorum. Zamorano bakmayın, arada yükselişte geldiğinde benim eski kadromda vardı. Hat-trick yaptığı maçlar da var. Ya oyun istediğimi yapıyor. Açıkçası onu söyleyeyim. Gelelim Barcelona kısmına. Barcelona'da gördüğünüz gibi Maradona çok fazla tutulan bir isim değil ama özellikle abi nereden açayım diye top diye düşünüyorsunuz. Bir kere kadronuzda özellikle Cruyff da yoksa hem Ferrer hem de Cruyff oyunun kalbur üstü oyuncuları olacaktır. O yüzden de buradan açmanız çok daha mantıklı. Haydi gel anlaş diyoruz. İptal, anlaş, iptal. Şöyle 3 kere yaptım. 3 kere de buradan iptal diyorum hemşerim. Ve sonra basacağım. Hadi gayret. Bu ekrandan basıyorum farkındaysanız. Ve ilk top gelmedi. Buraya bir iptal dedim. 2 iptal, bununla alakamız yok. Buraya bir iptal, 2 iptal. Ve şimdi 3. de basıyorum. Hadi lan. 2. topta karavan oldu. 3. topa geçiyorum. İptal. Arkadaşlar bana söylediğiniz bütün taktikleri kullanıyorum. Artık ne olur bilinmez. Bastım tekrardan. Bu arada Adnan hala like atmamışsın. Ayıp ediyorsun. Aubameyang geldi. Ulan bak, Galatasaray eşleşmesi geldi aklıma Barcelona'nın. Ya tekrardan bastım. Cruyff'e bir kere tıkladım. Maradona'ya bir kere tıkladım.
Ferrer'e bir kere tıkladım. Bu arada Ferrer'i çıkaranlar bir yazsın kankalar. Maç yaptılarsa, gerçi aşinalığı ilk başta yükselmek kolay. Oğlum Ferran Torres geldi bu sefer de. Bütün gelen oyuncular bana Kurra'yı hatırlatıyor ve ben mutsuz oluyorum. 3 iptal diyeceğim. 4 iptal. 5 iptal. 6 da aç. Bastım tekrardan. Lenglet geldi. 5 top hakkımız kaldı. İptal. 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 4. 5. Yana geldim. Anlaş dedim. Devam. Bastım. İptal. Bastım iptal. Bastım iptal. 4. 5. Okeyledim. Kanka hediye edeceğiz. Bir tane ikon ver artık ya. Bir tane ikon ver artık. Hesabı hediye edeceğiz ya. Kendime istiyorsam namerdim ya. Ferrer mi? Ferrer ya da Kroll. Ooo Cruyff var mıydı burada? Bu kadroda var mıydı Cruyff? Kankalar Cruyff yok. Darararan darararan. Yüzbirlik Mbappe'yi de çıkarmak olmaz ama. Kimi çıkarayım ki? Maradona defol git şuradan. Cruyff onu da fulleriz. Abi yine güzel oldu. 3 tane daha top hakkımız var. Hadi oğlum. 2, 3, 4, 5, 6. Hadi. Arka arkaya da vermezsin bak. Oha bokunu da çıkarma be kardeşim. Bokunu da çıkarma. Hediye vereceğiz diye bokunu da çıkarma. Vaz mı geçsem hediye vermekten? Ver Ferrer'i. Oğlum arka arkaya da Cruyff verilmez ya. Yapışık saçına sokayım senin ya. Arka arkaya da Cruyff mi verilir kardeşim ya? Ulan ikon geliyor mutsuz oluyoruz. Var mı böyle ötesi? 2, 3, 4, 5. Hızlı. Yapıştır. Baga girdi. Bir tane daha verecek. Allah kahretmesin. Yani çok güzel oldu Ferrer'i vermesi ama yani en azından Cruyff'un da olmaması beni mutlu etti. Cruyff olsa üzülürdüm açıkçası. Yani Maradona'yı da verebilirdi. Oyuna kızmıyorum arkadaşlar. Gerçekten kızmıyorum. Allah cezanı vermesin Konami. Son topumuzu da açıyoruz. 10 topta 2 tane ikon bulmak aynı da olsa bence çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel oldu. Hemen Boxrav'dan şöyle birazcık start challenge'la ilerleyelim. Biraz da Boxrav'dan abi buradan da Legend avına girelim. Daha sonra da şöyle yapacağım kankalar. Ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Yani ben de bilmiyorum. Devam ediyoruz. Bu hesap size hediye olacak. Şartlar güzel olacak. Hiç merak etmeyin. İki kanala abone olmak şartıyla. Bu arada abone olup çekiliş ona çıkmadıktan sonra abonelikten çıkanları gördüğümüz için onlar boşuna girmesin arkadaşlar. Onların ikinci bir şansı olmayacak. Yani kura çekiminde onları eleyerek yapacağım. Bilginiz olsun. Okeyledim tekrardan. Bastım. Süle geldi. Doğru süle diyoruz. Bastık tekrardan. 8 zon GP. Tabii ki de GP'yi de çok fazla götürmeyeceğim. Hiç merak etmeyin. Ne düşünüyorsunuz? Sizce Ferrer iş yapar mı? Bize çıkmadı ama as hesapta da top açılımı yapayım ya. Ulan as hesaba daha açmadım. Bak yemin ediyorum sizi düşündüğümden ilk önce bu hesaba yükledim ya. Ötesi var mı ya? Daha ne yap? Bu çocuk daha ne yapsın sizlere kankalar ya? Daha ne yapsın yani? Okeyledim. 10 topta da yalnız 2 tane. Bir de arka arkaya 2 yani ikon konuşamadım bak farkındaysan. Legend geldi. Şu ekranda özledik. Bir görelim be kanka. Kim geliyordu? Geliyordu. Basıyorduk. Kim geliyordu? Tabii ki de. Oğlum hep uzun saçlı geldi bugün ya. Allah senin cezanı vermesin. Gele gele Pirlo mu geldi? Bunu da bir 500 bin GP'ye indirelim. Ya vereceğiz kardeşimize de sıfırlamayalım anasını satayım yani. Hani vereceğiz diye de sıfırlamayalım. Adam belki zaten legendları bol. Kalkıp da ne açıyorsun lan şerefsiz dese bana. Ağzını bunu dağıtırım o ayrı ama. Okeyledik. Bastım. Son 4 topumuzu da açalım kankalarım. Bastım. Ha gayret hafta sonu bu hesabı vereceğiz. Sözümüz söz. Kral hiçbir zaman sözümüzü tutmadığımız olmadı. Bak buna rahat olabilirsin. O yüzden hafta sonunu iple çek. Hafta sonu hem okul tatil mis gibi. Al çayını kahveni. PES Türkiye'yi izle. Hesap hediyesini kaçırma kanka. Bu kadar basit. Ötesi var mı? Yok. Gitti. Legend veriyor. Siyah verdi. Uzun boylu kalıplı da bir oyuncu. Oo iyiymiş. Kim geldi? Michael Owen geldi. Hoş geldin Owen diyoruz. Ve Owen'ın arkasına çok da adam akıllı birini vermedi. Son bir tane daha açalım gençler. O da karavana. Son kez kadroyu göstereceğim. İsterseniz şöyle de yapayım. Bir menajer kısmını da göstereyim sizlere kadronun dışında.
Kanka Cruyff'u alan fullesin. Şimdi onu fullemeye uğraşamam. Hemen şöyle kontrol ettiğimizde gördüğünüz gibi yedekte de şurada 3 tane ama zaten Messi'nin burada daha iyi kartı var. Maradona zaten çok fazla iş yapmaz diye düşünüyorum. Menajer kısmına da şöyle bir kontrol edelim. Menajer kısmında belki istediğiniz menajer olan bir hesaptır. Hemen şöyle baktığımızda Gasperinler falan var. Şu taktikte kullanan kullanıyor bunu kanka, haberin olsun. Bunun 2 OOS'li taktiği de var. Bu kanatlıymış. Şöyle bir taktik var. Yukarı geldik. 4-3-1-2 var. 4-3-1-2'ler de biliyorsunuz. Kontra atak, uzun pas, orta iş yapar mı? Yapar. Grimalt var. Bu da çok kullanılan bir teknik direktör. Yani hesap aslında canavar. Emcük spor yani. Haberiniz olsun. Şöyle antrenörler kısmına geldiğimizde de gördüğünüz gibi. Abi bu hesap verilmez ya. Şaka. Çay mı? Cruyff'e hemen fulleyelim arkadaşlar. Tak tak. 200 bastım Cruyff'e. Fazla da gelse bana ne kanka, hesabı vereceğiz zaten. Cruyff'e 100 bin yetiyorsa da 200 bin basalım, garanti olsun. O kadar da öğe var zaten, alırsınız. Cruyff'i de böyle fulluyoruz ve 18 oluyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar takipte kalın. Cumartesi günü pa yine karşınızda olacağız. Oğlum böyle de cumartesiye kadar hiç video atmayacağım gibi. Sıkıntı yok kanka, her gün bir tane video var. Görüşmek üzere, hoşçakalın.